Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda size char'da dizi kullanımını göstereceğim. Buna katarlar da denilebiliyor. Şimdi en basit yönteminden ileri seviyesine kadar gideceğiz bu konuda da. Bunu iki videoya bölebilirim. Yani çünkü farklı komut kullanımları da var. Mesela get, put gibi kullanımları da var. Yani char'da bunlar kullanılabiliyor. Ben bunları kullanabilirim. Fakat bu videoda olur olmaz bilmiyorum. Süreye bağlı. Fakat kullanmayı düşünmeme taraftarıyım. Yani hani kullanmama taraftarıyım. Hemen başlayalım. Şimdi gelelim bir char tanımlayalım o zaman biz. Hemen bir tane Mustafa'mızı atıyoruz. Benim klavyem sıkıntılı biliyorsunuz. Evet, şimdi geliyoruz. Buraya diyoruz ki böyle atadık. Sonra dedik printf dedik. İşte normal olarak add gear scanf dedik. Çünkü okuyacağız ki bir değer gireceğiz, okuyacağız. Arkadaşlar char'da biz %S kullanıyoruz ve C olarak da kullanabiliriz. Bunu yani C char'ın C'si karakter alacağız. Biz burada isim gireceğimiz için string oluyor. Yani string'in S'si oluyor. Bunun da farklı kullanımları var. Bunu da belirteyim. Şimdi geliyoruz ve buraya diyoruz ki printer isim buraya gelip %S diyoruz ve buraya tekrar Mustafa diyoruz. Şimdi bakıyoruz şuraya hemen ters slash koymamız gerekiyor buraya. Evet. Ters slash image'i koyuyoruz. Ve şimdi çalıştırıyoruz ve bakıyoruz ki ne olacak. Add gear. Mesela tekrar Mustafa giriyorum. İsim Mustafa olarak ekrana yazdırılıyor gördüğünüz gibi. Yani bir isim alalım, isim yazılması gerekiyorsa bu şekilde yapılıyor. İstediğiniz kadar girebilirsiniz. Mustafa Koca mesela ben soy ismimle beraber yapayım. Yani %S boşluğu olduğu için saymadı galiba, birleşik yazalım. Evet, aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel olmayan basit bir giriş mevzusu bu. Hemen gelelim başka bir konuya. Evet, şimdi geleceğiz kaldığımız yerden devam etmeye. Hemen integer'ımızı tanımlayalım. Integer değil, pardon. Char'ımızı tanımlayalım. Tekrar Mustafa diyelim. Açalım. Hatta açmaya gerek yok çünkü sıkıntı çıkıyor. Şunu şöyle kopyalayalım çünkü yine 30 olacak. Hemen noktalı virgülümüzü koyduk. Buraya geldik, dedik ki tekrar printf, tekrar aynısını alt gir scanf aynı şekilde %S tekrardan Mustafa dedik. Şimdi buraya geldik ve dedik ki printf girdiğiniz isim. Alta geliyoruz. Bir for döngüsü açıyor hemen. Bunun sebebini açıklayacağım size. Şuraya gelip ilk önce integer i atıyoruz ve buraya geliyoruz. I eşittir 0. I küçük diyor. İşte neyden? Şöyle yapacağız. Mustafa tekrardan şu kopyalayacağız. Şuraya geleceğiz, diyeceğiz i eşit değildir 0'a. Şöyle buraya da ters slash koymamız gerekiyor. Evet. Şu şekilde ve buraya i artı artı koyuyoruz. Ve geliyoruz. Geliyoruz diyor ki burada printf
yüzde c buraya şöyle yapacağız. Mustafa iyi. Aşağıya da geleceğiz. Printf. Geliyoruz buraya, yapıştırıyoruz ve böylece bitiyor. Şimdi çalıştırıyoruz. At tekrar Mustafa. Girdiğinizde Mustafa. Boşluk bırakarak girdiğinizde Mustafa. Şimdi bu yaptığımız işlemin farkı nedir? Evet. Bu yaptığımız işlemin farkı burada sıfıra geldiğinde durmasını sağladık ve C karakterini kullandık. Mustafa i, yani sıfıra geldiğinde, yani sıfır değilse arttırmaya, ekrana yazdırmaya devam et. Eğer sıfırsa yazdırmayı durdur. Yani biz burada Mustafa boşluk bırakıp koca yazarsak yazmaz. Çünkü durdurdu. Burada eğer sıfır değilse ya arttırma ya devam et dedik. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kısa ve öz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.